Sevgili izleyiciler, üretim yapan ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Çiftçi TV ekranlarına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, teşekkür Seramıza ederiz. Seramıza şeref verdiniz. Sağ olun. Üretim yapıyorsunuz, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Gerçekten de çok ama çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel bir mesleğiniz var. Evet. Öncelikle kendinizi bizlere, izleyicilerimize tanıtır mısınız? Ben Ökkeş Taş, Kahramanmaraş, Bertiz Mahallesi'ndeyim. Bertiz Başterörüşü Mahallesi'nde oturuyorduk. Evet. Biz bu işe ilk başta Antalya Kumluca'da başladık. Kumluca'dan öncesine gidelim. Kumluca öncesinde... Önce ne iş yapıyordunuz biz, seracılığa başlamadan önce? Ben fabrikada çalışıyordum. Fabrika işçisiydim. Memnun muydun? Yani çok da memnun değildim işin açığı. Evet. Çünkü içimde bir heves vardı. Hani üretim, yani çalışmak, daha çok iyi yerlere gelebilmek için. Ailemle birlikte Antalya'ya göçtük. Kumluca ilçesinde. Kumluca ilçesinde 8-10 yıl orada zepsecilik yaptık. Evet. Orada baktık olacak gibi iş değil. Bu işi kendi memleketimize, yani Kahramanmaraş'a taşımak istedik. Çok şükür Cenab-ı Allah fırsat verdi. Kahramanmaraş'a taşındık. Faruk abi var. 9 numara halci. Evet. Onun desteğiyle birlikte bu iş yerini kurduk. Önce yerimiz 6 dönümden başladık. Kademeli bir şekilde yükselterek 25 dönüm yere getirmiş olduk. 25 dönüm seranız var. Bayağı iyi bir rakam bu. Evet, 25 dönüm yere çok şükür desteğiyle halcimizin Faruk abinin evet. Bu aşamaya getirdik. Bu aşamada üretim yapıyoruz ki daha çok yapmak istiyoruz. Tek 25 dönümde sınırlı kalmak istemiyorum. Benim hedefim ta 50 dönüm, 100 dönümleri görebilmek. Bunun için de en büyük devletimizden, milletimizden ben destek istiyorum. Ne gibi destek istiyorsun? Mesela bizim tarla yerlerimiz hep kiralı. Kira. Bu kiralama sistemini devletten yapmış olsak, belediyelerden yapmış olsak bizim kafamız daha çok rahat olur. Ben anladığım kadarıyla seracılık ihtisas bölgesi istiyorsunuz. Evet. Yani bütün devletin veya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi size bir yer verecek. Hı hı. Bütün seracılar oraya taşınacaksınız. Evet. Orada üretim faaliyetlerine devam edeceksiniz. Evet, buradan evet. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza çiftçilerimizin isteğini duyuralım. Şimdi yani benim yerim mesela burada kira 10 yıl. 10 yıl sonra bittiğinde benim nereye taşınacağım belli değil. Belli veya değil. Tarla sahibinin benden ne kadar kira talep edeceği belli değil. Benim yanımda mevcut çalışan 20 tane elemanımız var. 20 tane insana burada iş istihdamı sağlamaya çalışıyoruz biz. Bunun için bana da belediye daha geniş, daha güzel bir yer tahsil ederse ben daha çok, yani bu 100 dönüm yere tamamlamak istiyorum bu yeri. Evet. Ben burada yıllık 250 ton, 300 ton arası domates, 35-40 tona da yakında salatalık üretimi yapıyoruz. Buradan kornişon sezonumuzda keza aynı şekilde olmak üzere biz burada üretim yapıyoruz. Sadece ben buradan destek istiyorum. Evet. Kendiler bize desteği versinler, gerisine hiç karışmasınlar. Domatestir, salatalıktır, kornişondur, patlıcandır, biberdir, kavundur. Sadece izlesinler, biz de yetiştirelim. Evet, bize destek versinler, evet. Bu ürünü Avrupa'ya yediririz diyorsunuz. Her yere. Bizim için hiç sıkıntı değil. Biz bu işin 10 yıl, yani 8-10 yıl Antalya'da, Kumluca'da gibi bir yerde ziraat mühendislerinin elinin altına yetiştik geldik. Evet. Keza burada da aynı şekilde kendimiz de öğrendik. Haydar abi gir olsun, Paşa abi olsun. Bizi bu konuda çok güzel destekliyorlar. Biz bu işin altından fazlasıyla kalkabiliriz. Sadece gerekli olan yer bize istihdam ve yer. Evet, yer problemi var. Peki fideler bu sene pahalı. Ben diğer üreticilerden bugün de duyduğuma göre Büyükşehir Belediyesi'nden fide desteği isteğiniz var mı? Tabii ki fideler oldukça çok pahalı. Yani bu bizim neredeyim baksan buranın fide maliyeti 1 milyona yakın fide maliyeti var. 1 milyon. 1 milyona evet. Yakın fide maliyeti var. Yani ben destek istiyor muyum? Fide desteği istiyorum. Gübre desteği istiyorum. Bizim fidemiz, gübremiz çok aşırı pahalı. Evet. Yani bu konuda bize yardımcı olabilirlerse çok mükemmel olur. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz üretim yaparken? İyi tarım uygulamaları yapıyor musunuz? İyi tarım uygulamamız tabii ilçe tarımla Ercan abiyle sürekli irtibat halindeyiz. Ercan evet. Abi sürekli kontrole gelir. ÇKS defterlerimiz vardır bizim mevcut da. Attığımız ilaçları, kullandığımız gübrelerimiz, hepicemiz kayıt altındadır. Burada diktiğimiz, verdiğimiz ilaçlamayı mesela toplama gününe göre biz ayarlarız.
Ona göre ilaçlama yaparız, ona göre toplama yaparız. Yani sağlığa zararlı hiçbir şey yok. Sağlığa zararlı kesinlikle hiçbir şey kullanmayız. Evet. Kendimizin yemediğimiz hiçbir ürünü de halkımıza kesinlikle yedirmeyiz. Yedirmeyiz, evet, evet, çok güzel. Peki neler üretiyorsunuz? Onu biraz açabilir miyiz? Az önce de bahsettiniz ama. Sofralı kırmızı domates üretiyoruz. Sofralı kırmızı domates. Evet, kaç ton tahmini? Yıllık. Yıllık benim buradan çıkan en az 150 ton. 150 kırmızı ton. Kırmızı sofralık domates. Bunun yanında pembe domatesim var. Evet. 50-60 ton en az pembe domates üretiyorum. Ve bununla birlikte köy domatesi üretiyoruz. Köy domatesi olarak geçerli. Bunu üretiyoruz. Ondan sonra köy pembe oluyor. Köy pembe çeşidimiz var. Bunları üretiyoruz. Evet, salatalık olarak? Salatalık olarak bu seramızda bulunmaktadır salatalığımızda. Salatalık olarak da en az 50 ton biz burada üretim veriyoruz. Minimum bu 50 ton. Maksimum 60-70 tona kadar salatalık üretimi yapabiliyoruz. Evet, peki Kahramanmaraş'ta seracılık gelişti. Evet. 4000-5000 dekar alanda seracılık yapıyor. Bunun daha da artması sizin daha iyi olur mu sizler için? Bununla kadar çok artarsa, örneğin Antalya'da binlerce, yüz binlerce dönüm sera var. Onlar nasıl dış ülkeye ihracat yapabiliyorsa, ki bizim benim memleketimde neden olmasın? Dış şehirlerden gelen tüccarlar mesela fazlasıyla buradan mal alıp gidiyor. Benim dışarıya ihracat yapmak için de bence çok mükemmel bir ortam ve yer oluşur. Yani iklimimiz çok verimli. Yetiştirmek için de çok güzel bir iklime sahibiz. Yeter ki şey olsun, bizim arkamızda devletimiz, milletimiz olsun. Evet, gelip bir çayımızı içsinler. Her zaman kapımız, derdimizi, sıkıntımızı görsünler. Tabii ki. Her zaman kapımız açık. Çiftçiye destekler veriliyor. Bu evet, desteklerin de artarak devam edeceğine ben canı gönülden inanıyorum. Her zaman söylerim ben. Hı hı. Türkiye'de destek verilmesi gereken en önemli kişi, kuruluş çiftçilerdir diye düşünüyorum. Çünkü üretim olmazsa, zirai üretim olmazsa aç kalırız. Evet. İnsanlarımız aç kalır ve çiftçilerin kesinlikle fazlasıyla desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Evet. Başka neler söylemek istersiniz? Yani benim dediğim gibi, yani sadece yollarımız çok kötü durumda. Yolları gördük. Evet, evet. Gelirken biz de kime seslenelim yollar için? Vallahi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Yakup abiye seslenelim. Dulkadiroğlu Belediye evet, Başkanımıza. Evet, Yakup abi, Dulkadiroğlu ilçe belediye başkanımız, seracılarımızın yollarının bir an önce yapılmasını sizlerden talep ediyoruz. Buradan Türkiye'nin her tarafına ürün gönderiliyor. Nerelere gönderiyorsunuz? Buradan Muş'a gidiyor. Muş'a gidiyor. Evet. Diyarbakır'a gidiyor. Kayseri'ye gidiyor. Erzurum'a gidiyor. Malatya'ya gidiyor. Evet. İzmir'e gidiyor. Evet. Benim bildiklerim bunlar. Daha kaç tane şehir var yani. Yani Kayseri'ye ağırlıklı, Kayseri'ye gidiyor. Evet, il dışına da yani bayağı bir ürün gönderiyorsunuz. Evet, zaten il dışından gelen tüccarlar mesela olmasın, buranın domatesi, salatalı, Maraş'ı boğar yani, öyle kalite diyeyim. Kalite olarak memnun mu peki tüccarlar? Tabii ki. Muşlu geliyor mesela, pembe domatesi Muşlu çok güzel seviyor. Her geldiğinde yani 20-30 ton sadece pembe domates alıp gidiyor. Pembe Muşlu domates, maşallah. Evet, Muş'a giden yani. Evet. Gaziantep, keza ona Fatma Şahin, yani mükemmel bir şehir. Ben mükemmel insanları var. Buradan giden malın attığı hesabı yok diyebilirim. Antep'e ürün gönderiyoruz. Evet, Antep'e. Maşallah diyelim. Antep'e buradan gelen tüccarlar, bizim buradan götürdüklerimiz Antep'e. Mesela Kayseri'den 96 numara İsmail abi çok güzel buradan dışarıya mal yapıyor. Buradan çok güzel mal gidiyor yani. Dediğim gibi sadece bize destek olsunlar, üretim nasıl yapılıyor oturup izlesinler. Evet, yani. Fideler az önce de söyledik. Hı? Bu sene çok pahalı. Kaça aldınız fidelerin tanesini? Bizim fideler gelen 27-28 lira. İyi, bayağı yüksek. Dönüme maliyeti ne kadar oluyor? Dönüme maliyeti ne kadar olur? En az 250-300 bin lira maliyet olabiliyor. Sadece tohum, fide maliyeti. Tohum, fide, gübre derken ilaç, buna işçi ve servis masrafımız. Ki biz de en çok Elmalılardan mesela biz işçi getiriyoruz. Evet. Orada bizi çok sıkıştırıyor. Arabalarımızı çok sıkıştırıyorlar. İşçiyi getirirken problem, götürürken problem. Biz sadece bunlar var. Yani bütün bu problemleri aşıp biz üretime devam edeceğiz. Evet. Sadece maddi, manevi, özellikle manevi destek istiyoruz diyorsun. Destek biz de Çiftçi TV olarak sizlere destek vermeye geldik. Allah razı olsun. Sesimizi duyurabilirseniz devlet büyüklerimize ve ileri gelen şeylerimize çok mükemmel olur. Amacımız o zaten. Sesinizi tüm Türkiye'ye duyurmak. Allah razı olsun.
Yani gelsinler, kendileri de görsünler. Mesela zebze nasıl yetiştiriliyor, bunun içinde insanlar nasıl çalışıyor, maliyet nedir? Pis tekis bizim ağzımızdan duysunlar ki dışarıdaki insanların lafına sözüne şey yapmasınlar. Evet. Peki bambu sarısı kullanıyor musunuz domateslerde özellikle? Evet. Özellikle domateslerimizde bambu sarısı kullanıyoruz. Hormon var diyenler gelsinler, kendi gözleriyle görsünler. O arılarımız olmasın, biz hiçbir iş yapamayız. Bir gram hormon yok. Bir gram hormon yok. Yani evet, zaten iyi tarım uygulamaları var. Her aşaması, üretimin her aşaması kontrol ediliyor. Kontrol ediliyor. Hale gittiğinde mesela hale girişlerimizde oradan mallarımızdan bizim numune alıyorlar. Numune alıyorlar. He. Biraz önce de dediğim gibi kendim yemediğim hiçbir ürünü ben halka yedirmem. Evet, gönül rahatlığıyla bu seralardan yetişen Kahramanmaraş'ta ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirilen ürünlerden insanlarımız gönül rahatlığıyla güvenerek alabilirler. Tabii ki. Yani biz burada ne diyorum, ben her zaman şunu desteklemişimdir. Memleketimde yetişen ne olursa olsun, benim memleketimde yetiştiği sürece ben bile elimde ne gelirse o desteği sağlarım. Evet. Bir abim sera kurmak istediğinde, sorduğunda bile ben diyorum şu şekil yaparsan daha güzel olur. Veya şu fideyi dikersen daha güzel tonaj alırsın. Ben buna gücüm yetiyor. Ben böyle destekleyebiliyorum. Yani teknik destek de veriyorsunuz. Tabii yeni teknik sera kurmak isteyenlere. He. Peki ne gibi tavsiyelerin olacak yeni sera kurmak isteyenlere? Yeni sera kurmak isteyenlere mesela buradan bir metre daha yüksek olabilir. Bu gördüğümüz sera. Evet, bir metre daha neden yüksek olabilir. Havalandırma açısından. Hmm. Mesela mevcut çatıları beşer dönüm olabilir. Beş dönümün üzerine çıktığı zaman sıcaklık daha çok oluyor. Evet. Ağaçların çiçeklerin dökmesi daha fazla oluyor. Sıcaklık daha da çok artıyor. Standartı 5 dönümdür. Peki yeni başlamak isteyenler size gelirlerse destek olur musunuz? Tabii her ki türlü teknik desteği verir teknik misiniz? Teknik desteği elimden ne gelirse fazlasıyla birlikte ben arkadaşların hepsine yardımcı olurum. Evet. Peki gübrelemede nelere dikkat ediyorsunuz? Gübrelemede toprak tahlili yaptırıyor musunuz? Veya toprağın pH'sını ölçtürüyor musunuz? Tabii ki Ercan abi, dediğim gibi Ercan abi sürekli gelip kontrol ediyor. Topraklardan evet örnek alıyor. GSA kendileri, yoksa da ben kendim götürüp bizzat Ercan abiye teslim ediyorum. Ona göre ölçüm yapıyor. Ona göre bana diyor ki şu gübrelemeyi uygularsın diyor. Daha güzel oluyor. Memnunsunuz. Evet. Bu devletin Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği teknik desteklerden memnunsunuz. Evet. Ben anladığım kadarıyla. Aynen abi. Çok güzel. Evet. Yani Allah razı olsun. Sürekli kontrol aşamasında tutuyorlar yani. Evet. Peki başka ne gibi destekler istiyorsunuz? Biraz daha açalım o konuyu. Bize önemli olan mazot desteği. Mazot desteği veriliyor zannedersen. Gübre desteği. Biraz az veriliyor. Az veriliyor. He. Peki çoğaltsın istiyorsunuz. Çoğaltsın istiyorum. Mesela verdikleri mazot desteği benim arabamın bir deposunu dolduruyor. Evet. Gübre desteği, ilaç desteği ve en önemli olan da fide. Fide ve toprak. Yer. Yer. Yani ben şunu kesinlikle katılıyorum. Kahramanmaraş'a iyi bir sera alanı kurulması evet lazım devlet tarafından. Ve bütün seracılarımızın oraya toplanması, sera istisas alanı olması lazım. Lazım. Ucuz paralarla sizlere kiraya verilmesi evet lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Koskoca bir Maraş'ın sanayisi varsa, nasıl sanayide arabalar bozuluyor mesela gidiyorlarsa, sanayi ortamı yaratılabiliyorsa bize de bir sera ortamı yaratılsın. Ben bana burada 10 yıl sonra acaba sözleşmem bitecek mi diye düşüneceğime hiç bunu düşünmeyeyim. 25 dönümde sınırlı kalmayayım. Dediğim gibi 50 dönüm, 100 dönüm yer açayım. Böylelikle zebzenin fiyatı da daha aşağı inecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Salatalığında fiyat aşağı inecek. Günümüz şartlarında Maraş domatesi çıktığında bakın hale. En az domates 10 lira Maraş halinde piyasadan düşmüştür. Çünkü neden? Kendi memleketimde üretilen her şey daha ucuzdur. Evet. Yani ben isteğim sadece destek, destek, destek. Sera istisas alanı. Alanı evet. Evet, tarla sahibi gelip bana çık demeyecek. Mesela 3 sene sonra tarlamı boşalt demeyecek. Ben bunu düşünmeden sadece zebzeme odaklanacağım. Buradan 300 ton zebze alıyorsam ben 600 ton, 700 ton zebze alırım bu şekilde. Evet. Yerimi daha çok büyüttükçe. Evet. Ben inanıyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız sizin bu sıkıntılarınıza İnşallah kesinlikle çözüm sağlayacak. Evet. Bize dediğim gibi kendisini de buyursun gelsin. Kendisi bizzat kendi gözleriyle de görsün nasıl zebze yetiştiriliyor. Yani memleketimde yetişen tek sera değil. Ne olursa olsun Kahramanmaraş'ta yeter ki yetişsin. Yetişsin. Evet. Evet. Sade yetişsin yani Kahramanmaraş'ta. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Başka bir konuk daha alacağız. Son olarak
Neler söylemek istersin? Sizlere teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Sesimizi duyurdunuz. Allah razı olsun. Sayın belediye başkanlarımdan da, sayın muhtarımdan da sadece yolumuz. Yolu çünkü çok tozluyor. Evet. Ve zebzelerimiz kırmızı örüyor. Muhtara bir daha seslen. Yağub Uğur. Güzel Yurt Mahallesi Yağub Uğur. Sayın muhtarım, sizden ricam, yollarımızı yapın lütfen. Evet. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, şimdi Ayhan Bey ile beraberiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayhan Bey, kendinizi bizlere, izleyicilerimize bir tanıtır mısınız? Ben Ayhan. Soy ismim Taş. Aslen evet. Bertizliyim. Bertiz'in Başsevişi köyündenim. Bu işe ben askerden geldiğimde Antalya'nın Kumluca ilçesinde başladım. İlk 8 yıl orada yaptım. Evet. 8 yılın sonunda da tekrardan Kahramanmaraş'a dönüş yaptık memleketimize. Ve burada 2-3 yıl kadar sonra tekrardan geri bu sera işine, sektörüne girdik. Ve ilk başladığımızda bizim 5 dönüm kadar bir seramız vardı. Bu 5 dönümde çoğalttık azimle. Yani zorlukları da oldu. Ama severekten yaptığımız için yani çoğalttık. 3'ü gün, bugün de 24 dönüm kadar bir seramız var. Evet. Hani büyütmeyi düşünüyoruz. Ama imkanlar kısıtlı olduğu için, yani kiralama bedeli de yüksek tutulduğu için yani ilerleyemiyoruz. Artık bunu bir noktadan sonra gidemiyoruz. Yani bütün seracı arkadaşların aslında en çok istedikleri bir şey mesela Kahramanmaraş'ın hazinesinden yani mutlaka bir yerde bir hazine vardır. Yani seracılar toplu bir şekilde yani o hazineden, devletin hazinesinden yani seracılar için bir yer tahsis edilmesini istiyorsunuz. Evet. Biz ne kadar çok çoğalırsa seracılar, fiyatlar o kadar düşer mi diyorsunuz? Evet abi. Yani alıcı fiyatları. Alıcı fiyatları da düşecektir. Yani market fiyatına giriş de değişecektir. Yani yaz gelip de şurada ne kaldı? Şurada 2 ay gibi bir 1,5-2 ay sonra zaten ister istemez hepsi fiyatları düşecektir. Çünkü Maraş'ta artık şey çıkacak. Domates hale girmeye başlayacak. Dışarıdan gelmeyecek. Dışarıdan gelmez mi? Buradan gittiği zaman maliyet düşecek. Maliyet düştüğü zaman da bizden daha düşük bir fiyata gidecek. Alacak olan da daha bir aşağıya alacak. Yani bu örnek şimdi markette domates 30 liraysa yazın domates yarı yarıya düşecektir. Evet. Yani bu da neden kaynaklanıyor? Bizim Maraş'ımızda yetiştiği için. Yani bunun için de büyüklerimizin aslında bize bazı imkanlarda yardımcı olmaları lazım. Ne gibi imkanlar? Açalım yani, biraz bunları. Mesela fide şeyimiz çok yüksek bizim maliyetimiz. Yani bir tane fide alıyorsun. Tek şu kadarcık ufacık bir fide. 28 lira. Kimisi evet. Var ki 30 liranın üzerinde. Yani buna bir çözüm. Yani tohum yönünden, şey yönünden mesela Türk tohum olsun abi bizimki. Dışarıya bağımlılığımız olmasın. Dediğim gibi o zaman ister istemez düşecek. Yani sera alanı kurmak isteyen arkadaşlara destek verilmesini istiyorum. Yani çoğalalım ki herkes fide ucuzuyor. Desteği de istiyorsunuz evet. Yani. Fideyi %50-60-70 devlet tarafından destekli verilmesini istiyorsunuz. Evet, yani, biz de buradan tüm yetkililere sesinizi duyar.